Şu tarlanın düzüne yandım oyaya, tezgen oyaya, bilmedim gönül verdi. Yandım oyaya. Ben Murat Toprak, Akçadağ Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapıyorum. Proje nasıl gelişti? Projemiz okulumuzda görev yapan biyoloji öğretmenimiz Ayşe Hoca, Ayşe Varol Hocamız. Aslında onun fikriydi. Bir fikir olarak ortaya çıktı. İlerleyen safhada bununla ilgili toplantılar yaptık. Diğer öğretmen arkadaşlarımız da bu konuda fikirlerini sundular. Sonra biz bu fikirleri ilçe milli eğitim müdürümüzle istişare ettik. Sonra kaymakam beyle istişare ettik. Ve ortak bir sonuca ulaştık. Dedik ki biz böyle bir projeye başlayalım. Tabii bunun bir mali kısmı vardı. Mali kısmında da Akçadağ Belediyesi bu konuda bize destek oldu. Müzik öğretmenlerimiz, Akçadağ'da çalışan özellikle müzik öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle beraber Akçadağ için söyle projemizi ortaya koyduk. Güzel bir çalışma oldu. Akçadağ'ımızın böyle güzel yerlerinde, turist çekebilecek bölgelerinde çekimler aldık. Ona yakın bölgede çekimler aldık. Ondan sonra son safhaya geldik. Klibimizin son safhası bitmek üzere. İnşallah güzel bir çalışma olduğunu ümit ediyorum. Genel toplam 3 ay gibi yanlış hatırlamıyorsam 3 ay gibi bir şey sürdü. Tabii bunun 2 ayı bunun stüdyo çekimleriydi. Çünkü 10'a yakın hocamız var. Onların ayrı ayrı ses kayıtları alındı, enstrümanlar kayıtları alındı. Ondan sonra aranjeleri yapıldı, miksleri yapıldı. Bu safha bittikten sonra zaten klip aşamasına geçmiş olduk. Klip aşaması da yani aşağı yukarı bir aydan beri devam ediyor. Şu an bitirmedik ama son safhalardayız, bitmek üzere. Amacımız ilçemizi tanıtmak çünkü benzer çalışmaları aslında Malatya'da Malatya için söyle, Battalgazi ya da Yeşilurt için söyle diye projeler oldu. Yani baktık kendi çalıştığımız ilçede buna benzer bir proje yapılmamış. Zaten hocamız da Ayşe hocamız da geldiği okulda başka bir ilden gelmişti. Geldiği okulda buna benzer projeler yapmışlar. Biz de dedik hani ilçemizde böyle bir proje yok. Biz de ilçemizde bir ilki gerçekleştirelim. Görkem Bilsen ben. Fotoğrafçılık yapıyorum. Akçadağ için söyle projesinde çekimlerinin yapılması için üstlenen ekipten biriyim. Daha önce Murat Hoca ile beraber birçok çekim yaptık ve bu projeyi bana sundu. Sunduktan sonra neler yapabiliriz diye küçük bir sinopsis hazırladık. Hocalarımızla buluştuk. Kaymakamlığın, belediyenin ve okulun, ilçe milli eğitimin de destekleriyle bu projenin olacağını söylediler. Küçük bir sinopsis hazırladıktan sonra toplantılar gerçekleştirdik ve çekime başlamak istedik. Akçadağ'ın en güzel yerleri, yani turistik açıdan ilgi görmesini istediğimiz yerleri kadrajladık ve buralarda diğer hocalarımızın görüntülerini aldık. İlk etapta bu piyano sahnemizi Levent Vadisi'nde uçurum kenarı olarak düşünmüşlerdi.
Daha sonra Sultansuyu ilçesi, yani Akçadağ'a bağlı olan bir yer, Sultansuyu diye bir yere getirdiler beni ve ben bayıldım buraya. Burada bir göl olduğunu gördüm ve burada bir tane işletmenin yüzen ada tarzında bir restoran yaptığını gördüm. Fikir orada bende oluştu ve ben bir piyano için bizden bir platform, yani bir platform oluştursak, bu platformun üstüne de piyanoyu koysak ve buradaki barajın tam ortasına getirsek ve bunu havadan, karadan görüntülerle çeksek ilgi görür mü diye böyle bir fikir oluştu. Sonrasında dijital platformlarda araştırmalar yaptım ve daha önce bir muadilini görmedim. İlgi göreceğini düşündüm. Sonra restoran sahibinden rica ettim, Bektaş Bey'den. Bize böyle bir platform hazırlar mısınız diye. O da tabii ki dedi, yapabilirim dedi. Platformun yapılması biraz uzun sürdü ama sonuç olarak değdi ve platform artık hazır. Çekimin son sahnelerini alıyoruz. Harika bir çekim olduğunu düşünüyorum. Ben Bektaş Bozdoğan, Yüzen Adanın sahibiyim. Arkadaşlar Akçadağ için bir şeyler yapıp çabalarını görünce buraya geldiler. Yüzen Adayı yapan kişi olarak böyle platform kim hazırlayabilir diye gelip danıştılar. Tabii bizim için bu kolay bir olay olduğu için arkadaşların da çabasını görünce onlara yardımcı olmak için farklı bir çekim olsun, kaliteli bir çekim olsun diye biz de kendi çabamızca böyle bir katkıda bulunduk. İnşallah arkadaşlara yardımcı olmuşuzdur. İnşallah Akçadağımızın tanıtımında katkımız olmuştur.